İşçilik gücü ekleri kaçınılmaz olarak artacak. Gübre fiyatları, çaylıkların bakımı, bütün bunları düşündüğünüzde bu yıl belirlenecek olan çay fiyatının öncelikle bu yöredeki çay üreticilerine sorulmadan, onların görüşleri, önerileri alınmadan, ziraat odalarının, kooperatiflerin, muhtarların, halkın görüşü alınmadan belirlenmesini istiyoruz. Yani onların talepleri neyse, ne istiyorlarsa bu talepler mutlaka ve mutlaka karşılanmalı diyoruz. Yine gübre konusunda bir sübvansiyon mutlaka sağlanmalı. Yani bu koşullarda insanların gübre alması, gübreyi çaylıklara atması çok mümkün gözükmüyor. O açıdan da gübre sübvansiyonu sağlamak, dekar başına gelir desteğinin arttırılması da dahil olmak üzere mutlaka yeni tedbirlerin alınması gerekiyor. Üreticilerimizin tüccarın eline düşmeden güvenli bir şekilde çaylarını verebilecekleri koşullar mutlaka ve mutlaka oluşturulmalı. Kote ve kontenjan meselesi yeniden tartışmaya açılmalı. Buralarda mutlaka düzenlemeler yapılması gerekir. Yani siz çayda bir fiyat belirliyorsunuz ama bu çayda belirlemiş olduğunuz fiyat gerçek anlamda üreticinin kendisini Çaykur ne yazık ki zarar ettiriliyor. 2017 yılında 267 milyon 700 bin Türk lirası, 2018 yılında 657 milyon 800 bin Türk lirası, 2019 yılında 635 milyon 900 bin Türk lirası, 2020 yılında 547 milyon 200 bin Türk lirası ve son olarak da 2021 yılında 503 milyon 800 bin Türk lirası ne yazık ki zarar ettirildi. Değerli basın mensupları, toplam 5 yılda Çaykur'un uğramış olduğu zarar 2 milyar 612 milyon 400 bin Türk lirası. Şimdi 2021 yılında Çaykur yöneticilerine, genel müdür dahil olmak üzere, ödenen huzur hakkının toplamı 1 milyar 300 milyon Türk lirası. Yani Çaykur'un toplam kazancının önemli bir bölümünün Çaykur yönetenlere gittiği, onlara ücret olarak ödendiği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlar, yıllardır burada Çaykur işçilerinin kadro talebini yeniliyoruz. Her toplantıda, her basın açıklamasında bu kadro talebimizi tekrar tekrar gündeme taşıyoruz. Şimdi 5 yılda uğratılan zararı, 5 yılda uğratılan zararı 10 bin işçiye böldüğümüzde, yani 2 milyar 612 milyon 400 bin liralık zararı toplam 10 bin işçiye böldüğümüzde yıllık bir işçinin cebine girmesi gereken para, yani bu zarardan kaynaklı olarak toplam 50 bin lira yapıyor. Yani her işçiye yıllık 50 bin lira ödenek ayrılmış olsa bu zararla eşit hale geliyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani Çaykur'da 5,5 ay çalışan mevsimlik işçiler bir yıllık bu ücretle geçinmeye çalışıyorlar. Ama ne yazık ki Çaykur'un uğratılmış olduğu zarar toplam 10 bin işçinin 5 yıl boyunca kadrolu çalışmasına yetecek bir para. Bu ülkede ne yazık ki kurumların yöneticileri huzur haklarıyla, aldıkları ücretlerle üçer beşer maaş alırken vatandaşlarımız sokaklarda çöp bidonlarında pazarlardan sonra artık toplamak zorunda kalan bir ülkede yaşıyoruz.
Bu zararın sorumlusu kim? 5 yıldır Çaykur'u kim zarara uğratıyor? Niçin zarara uğratılıyor? Bunun hesabı neden sorulmuyor? Burada neden bir denetim yapılmıyor? Soruları ne yazık ki karşılıksız kaldı. Normalde iktidarın bu zarardan hemen sonra yapması gereken bir iş vardır ya. Müfettişleri görevlendirip Çaykur'un bütün hesaplarının ayrıntılarıyla incelenmesi, bu paranın nereye harcandığı, kime verildiği, kimlere verildiğinin açığa çıkarılarak kamuoyuna açıklanması gerekir. Ama ne yazık ki bunlar yapılmıyor. Ama biz bu işin takipçisi olacağız. Bu davanın takipçisi olacağız. Yani bu Çaykur'u zarara uğratanlar er veya geç. Ama mutlaka ve mutlaka çay üreticisine, çay işçisine ve Karadeniz halkına bunun hesabını vermek zorunda kalacaklar. Bunun altını ben özellikle çizmek istiyorum. Çaykur Türkiye'de bir teker. Yani onun üzerinde bir şirket daha yok. Biliyoruz bu bölgede özel çay fabrikaları da var ama Çaykur bir teker. Yani burada fiyat belirleme konusunda, pazar belirleme konusunda bir teker. Siz Çaykur'u bu şekliyle zarara uğratırsanız, içini boşaltırsanız bu şu anlama gelir. Yarın yok pahasına Çaykur'un elden çıkarılacağı anlamına gelir. Türkiye'de geçmişten bugüne kadar yapılan bütün özelleştirmelere bakalım. Hepsini tek tek inceleyelim. Önce içlerini boşaltıyorlar. Sonra diyorlar ki kurumlar zarar ediyor. Daha sonra bu kurumlar yok pahasına ne yazık ki satılıyor. İşte bunun bir örneği telefondur. Bakın hatırlayın. Hepimizin hafızalarında çok yakında vardır. Telekom zarar ettiriliyor diye Türk Telekom satıldı. Lübnanlı bir iş adamına. Bu Lübnanlı iş adamı Telekom'u yıllarca çalıştırdı. Bankalardan aldığı kredileri ödemedi. Karları başka bir ülkeye transfer etti. En sonunda borcuyla birlikte devlete bıraktı. Şimdi yapılmak istenen, Çaykur üzerinde oynanmak istenen oyunlar bunlardır. Bu bir aymazlıktır, bu bir sorumsuzluktur. Bunun hesabını mutlaka ve mutlaka bu halka vermelidirler. Çaykur'u işçilere, üreticilere, yani gecesini gündüzünü bahçesinde geçiren, gece demeden, gündüz demeden Çaykur'u var eden, geçmişten bugüne emekli olanla, bugün çalışanla birlikte Çaykur'u var eden insanlara mutlaka ve mutlaka bunun hesabı verilmeli. Değerli arkadaşlar, bir diğer meselemiz de şu. Biz kadro talebimizi bir kez daha ama bir kez daha ivedilikle, acilen yeniliyoruz. 5,5 ay çalışarak insanların bu hayat pahalı koşullarda, bu şartlarda geçinmesi mümkün değil. Bugün açlık sınırı 5.000 liranın üzerine çıkmış durumda. Böyle bir gerçekle yüzdeyiz. Yoksulluk sınırı 17.000 liraya dayanmış durumda. Bu nedenle Çaykur işçilerinin amansız ve fakatsız, hiç tartışma yaratmadan kadroya alınmalarını bir kez daha istiyoruz. Bunun mücadelesini vermek üzere de bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bir diğer sorunumuz, üreticilerimizin çok ciddi sorunları var. Yani gübre fiyatı son 5-6 ayda çok büyük astronomik oranda arttı. Yani geçen yıl 2.500-3.000 lira olan gübre şimdi 10.000 liraya kadar çıkmış durumda. Zaten mazot fiyatı arttı. Yani taşıma maliyetleri ciddi oranda arttı. İşçilik ücretleri kaçınılmaz olarak artacak. Gübre fiyatları, çaylıkların bakımı bütün bunları düşündüğünüzde